Merhaba, Post 42'ye hoş geldiniz. Bu bölümde, Soğuk Savaş'ın yeni bölümünde bizlere Ali Biçim, Eda Biçim ve Mesutcan Tomay eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aslında fenotip olarak sizin ekibe daha yakın gibi gözüküyorum. Evet, buradan bir konuşmamız lazım. Ama çok saçım var benim sadece. Doğru. Çok profesyonel bir şekilde hazırlanmış gibi gözüküyorsunuz, Ali öyle mi? Ali Biçim gözükmüyor. Yarısı var. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için estağfurullah. Kendi ailemiz adına ben teşekkür ediyorum. Çünkü yıllardır takip ettiğimiz ve bir gün karşılaşacağımızı umduğumuz bir işti bu. Bu vesileyle de İtopya ailesine de çok teşekkür etmek aynen istiyorum. Teşekkür ederiz. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Sadece bacım biraz heyecanlıdır çünkü ilk defa böyle büyük bir prodüksiyona konuk oluyor. Sana kefil değiliz bir de bu arada ya. Şu anda İtopya Acıbadem'deyiz. Envide ile beraber çekiyoruz bu bölümü. Sizlere de çok kısa DLSS teknolojisinden bahsetmemizi istediler. Çünkü bu üçlü bir araya gelince çok güzel bir şeylerden bahsedebiliyormuş. Böyle bir geri bildirim aldım ben. Tabii, bir de çok şişko olduğumuzu söylüyorlar ama neyse o başka bir zamanın konusu. Bu hep karışık anlatıldı DLSS teknolojisi. Tabii. Nedir ya, bize böyle kolay anlatabilir misin? Şimdi Boğaç'ım şöyle, AI teknolojisiyle güçlendirilmiş bu tensör çekirdeklerinin yardımıyla bu çözünürlüğü yüksek olan oyunları... Onu şey yapalım, şöyle daha, evet, şöyle diyelim mi ona? Düşük çözünürlüklü oynayabildiğiniz oyunların aradaki karelerini... DLSS kardeşim geliyor diyor ki, aha, kardeşim al sana piksel. Kendisi, aha, tamamlıyor. Kendisi tamam. Yani FPS'yi yükseltiyor. FPS'yi yükseltiyor. Yani biz de anlamıyoruz o farkı. Evet, o aradaki geçişi çok güzel yaptığı için hem süper, makinayı da yormuyor, bir dakika, mis gibi. Doğru mu anladım? Kalite yükseliyor. Evet. Ben düşük çözünürlükte oynadığımı anlamıyorum. Anlamıyorsun. Evet. Yapay zeka tamamlıyor, evet, ve FPS'm artıyor bu sayede. FPS'm deli gibi artıyor. Evet. Muhteşemmiş. Çok güzel açıkladı. Tensör, sana gerek kalmadı. Tensör sonra söylersin. Tensör, evet. Birazdan tensör bizlerle olacak. O zaman hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Haydi bakalım. Gülersen kaybedersin. Hocam o zaman başlıyorum ilk kepazelikle. Haydi bakalım. Yani YouTube'dayız diyorsun. Tamam. Pardon. Devam edelim. Daima eğri oturup doğru konuşan bilim insanı kimdi? Kimdi? Stephen Hawking. Başlıyoruz. Güzel başladık bu arada. Evet. Yani şaibeli bir şaka ama. Laf attığımız insanlara Stephen Hawking'den başlamamız güzel oldu. Yani buradan anca aşağı gidebiliriz. En azından hayatta değil. Evet, bravo. Çok çağın ötesinde bir şaka geliyor hazırsan. Okey. Kütüphanedeki tüm sözlükleri çalan hırsız kendini nasıl açıklamış? Nasıl açıklamış? Durun, her şeyi açıklayabilirim. Yıllar sonra gülünecek bunlara. Daha yaşım küçük daha. 3-5 seneye güleceğim. Kalabalık bir swinger parti esnasında yaşanan bir karışıklık yüzünden hanımlardan biri ne demiş? Ne demiş? Kimin kocası bu? O derece mi ya? Spider-Man nereden emekli olur? Nereden? Ağkur'dan. Sonra iki şaka dayanma hakkım kaldı. Bir tane yapayım, en kötü basar giderim. Gönder gelsin. Ben bir de bunları çocukluğumdan hatırlıyorum da bir tane daha vardı bende ortada. Nasıl? Yeteneksizliğe katıldım ben çocukken. Ha. Süper mi? Hazırsanız şakan geliyor. Geliyor. Oturma eylemi kanlı sonuçlanan bir grup insan kimdir? Bir tahminim var ama. Duymak isterim. Hemoroid. Hemoroid hastaları. Karşıladım. Ben hiçbir şey yapamadım. Berdan Mardini'nin çok takdir edilen kardeşi kimdir? Kimdir? Well done Mardini. Çok kötüydü. Çok kötüydü. O yüzden buradayız. Mesutcan Tomay'ın babasıyla gittiği ilk sinema filminin adı nedir? Nedir? Cars. Güleyim mi? Nasıl? Ama buna gülmeniz gerekiyordu. O zaman ben puan aldım şu an. Hayır. Kibariye'nin klasik edebiyata karşı başlattığı kampanya nedir? Nedir? İlyada roman olsun. Bu bayağı kötüydü ama. Tamam. Hazırsanız ben soruyorum şu an. Yine ya Mesut'la ilgili ama bir soru. Ha, okay. Tamam, siz puan aldınız. Tamam, gülmeyeceğim. Israrla kalkmıyor hala. Tamam, gülmeyeceğim. Ama söylemem gerekiyor. Hayır, kalkmam gerekmiyor. Bacım kalksana, güldün. Hayır. Biz puan aldık, fark etmez. Benim devam etmem gerekiyor şu an. Soruyorum.
Mesutcan Tomay Kars'ta neyi gördüğünde çok sevinirdi? Hemoroid hastalığı. İnşallah değildir o. Neyi? Karı, yani kar yağışını. Ama gülmeniz gerekiyordu. Böyle olmaz. Tutmayın kendinizi. Olur. Kibari olayı güzeldi. Teşekkür ediyorum. Bir tane de bende var. Kibariye mi var? Evet. Ama saklayacağım. Duymak isterim. Soru geliyor. Tabii. Kral TV'den bazı sebeplerden dolayı ayrıldıktan sonra Korelilerin satın aldığı CJ Sinema grubuna çalışmak için giden kişi kimdir? Kimdir? CJ Bülent. Bu kadar hazırlık. VJ Bülent için. Magazin seviyorsun. Bayılırım. Pekala. 19 yıl önce, bundan tam 19 yıl önce Kıbrıs'ta jet ski ile kaybolan ünlü popçu Gökhan Tepe, değil Gökhan Özen, 14 saat aradan sonra ümidi kesip sahil güvenlik komutanına ne diye bağırmıştır? Ne diye bağırmıştır? Aramazsan arama. Bunu nasıl sığdıracağız soru yerine onu düşünüyorum. Güzeldi bu arada, tebrik ederim. Bir soru daha mı soruyorum? Hayır, ben soruyorum. Pekala. Ama çok heyecanlı gibisin. Alkolden. Bu... Müzik yapan YouTuber ile YouTube videosu çeken müzisyen arasındaki benzerlik nedir? Nedir? İkisinde de yeteneksiz olmaları. Siz, sende bir şarkı yoktu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Var, çok var. Var harbiden mi? Eyvah. Hatırlamıyor musun? Var mıydı? Çok var, çok var. Oğlum neye güldüğümü şaşırdım şu an. Aa, nasıl unuttum lan? Var. Tabii pide bitmiş. Ama o şarkı falan diye sayma onu. Ama onlar parodi. Parodi. Şimdi sen müzisyenim diye çıkıp siktir, yapmıyorsun. Bir tane şarkım vardı, ciddi yayınlayamayacağım şu an. Az önceki sorunun devamıyla devam edeyim mi? Tabii ki. Pekala. Güzeldi bir cümle. Şaka oldu bir yana. Yine mi Gökhan? Tabii. Jet ski ile kaybolan Gökhan Özen bu tatsız olaydan nasıl kurtulmuştur? Nasıl? Sevenlerinin duasıyla. Bir gün kendisini de ağırlamak istiyoruz bu arada. Neden? Baksana boya malzemesi var. Hadi canım, o an mı? O an. Pekala. Nasılsın, iyisin inşallah. Hocam bıraktığın gibi sürünmece. Harika. Seni sormalı asıl. Vallahi uğraşıyoruz, yuvarlanıyoruz. Acaba sana senle ilgili mi ya da dışarıdan bir konseptle ilgili mi soru sorsam diye düşünüyorum. Sen olsan... Ben olsam... Evet. Budapeşte de rafting yapacaktık, niye vazgeçtik? Ben böyle şeyleri severim, niye? Tuna Nehri akmam diyor. Daha önce gittiği bir grup seks partisi için ikinci kez dikkatli olması için uyarılan şahsa ne denir? Ne denir? Abi dikkat et, orada telefonları dilliyorlar. Ne biçim bir ortam ya? Bunu bilmiyorum bak. Bununla bir bilgim yok, evet. Seks şakalarımız çalışmıyor. Burada... Hocam selam. Merhaba, hoş geldin. Kral, o şaka. Okey. O zaman sana senlik bir şaka yapıp şu an sayı almayı planlıyorum. Süper. Gönder. Mehdi olduğunu iddia eden Karadenizli kimdir? Kimdir? Hatem Mezarcı. Basamadım bile. Güzel. Dedim sana o şaka. Arabasını yanlış yere bırakan adam neden erekte olmuş? Ereksiyon problemi mi varmış? Yo, çekici gelmiş. Masaj yaparken sürekli kulağına yalnızlık ömür boyu ve sarı laleleri fısıldayan kişi kimdir? Kimdir? Masör Fuat Özkan. Gerçekten güzel. Karadenizlerin toplumdaki eşcinsel sayısını öğrenmek için ürettikleri viski markasının adı nedir? Evet, nedir? Jameson. Bravo. Gülmüşten sayıp kendimi defolup gidebilir miyim? Tabii ki. Defolup gidebilirsin falan değil. Öyle gibi oldu. Ha, estağfurullah. Şimdi evet. Sorum biraz uzun, o yüzden beni dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Tabii ki. Dikkat yerleşemedim. Şimdi İzmit'te çok zor şartlar altında büyüyen ve aslında İstanbul'da da 22 yıldır yaşam mücadelesi veren, eski adıyla Nikomedia olarak bildiğimiz namı diğer yürüyen cinsellik kimdir? Kimdir? Boğaç, bir dakika, sorunun içine ettim. Etmedim. Nereden ettim biliyorsun? Etmedim. Evet, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikte olacağız. Nikomedia İzmit'in eski adı.
Allah kahretsin, ben de aynısı olmasın diye biraz soruyu değiştirdim. Sana değiştir dedim, bu komediyi değiştir demedim. Tamam ben. Allah Allah. Sen kendi tarzınla soracaksın. Bir bunlar dakika. Canlı yayında yaşanan aynen şeyler. Aynen olabilir. Hiçbir sorumu beğenmedin, bu soruyu da sen koydun. Hadi duymadık. Şimdi baştan bir bağlantıyla sorayım. Devam baştan ediyoruz. Baştan sor. Abim kız arkadaşlarını salonda yerlerine yatırdıktan sonra yatak odasına giderken herkese ne der? Çok fazla sorun var ama önce nedir? İyi gacılar. Salonda yerlerine yatırdıktan... Yani salonda onların uyumasını için yerine hazırlıyor. Ondan sonra yatarken de iyi gacılar. Hani hepsi... Yer... Astronomi ile ilgilenen kardeşim yıldızlar nasıl ölür diye sordu. Ne cevap verdim? Ne cevap verdin? Aşırı dozdan. Buna gülemedim. Gerçekten gülemedim. Çok, evet, üzülüyor insan. İnternet üzerinden bulaşan en tehlikeli cinsel hastalık nedir? Nedir? Ali biçim. Ya yine yanlış sordum. Ben yanlış söylemedim. Ben bu cevabı verdim. Gelebilir miyim? Bir saniye gel. Allah rızası için. Bak Allah aşkına ben Ali biçimdir yazdım. Ondan sonra virgül yazdım. Devamını da söylemek istemedim. Kendi tarzında sorunun tekniğini değiştirme. Bak neymiş o soru? Şimdi bir türküyle devam ediyoruz. Bak şimdi o sorunun mantığı şuydu. İnternet üzerinde bulaşan en tehlikeli cinsel hastalık nedir? Abimin seni takip etmesi diyecektin. Bir dakika, bunu zaten böyle konuştuğumuz bir şey değildi. Hay delireceğim ya. Üzgünüm ile özür dilerimin farklı anlamları olduğunu nasıl anlarız? Nasıl? Birinin cenazesinde söyleyerek. Bak. Çok ağır. Evet, biraz ağır. Başıma gelen ağır bir hikayeden. Şeylerin hepsi bana denk geldi. Evet, niye sana... öyle oldu ya? O zaman biraz kara bulutları atıyorum. 2009'da haberimin olduğu ama kökeni 1950'lere dayanan, Allah izin verirse de geriye dönük davasını açacağım bir miras dosyasında. Yardım almak için durduk yere kimi aramam? Kimi aramazsın? Berk'in eski sevgilisini. Ya bu, evet. Şanlıurfalı çiftler neden hiç boşanmazlar? Neden? Siverek evlendikleri için. Kaptan olay ya. Erkek arkadaşının etek boyuna karışabiliyorsan bu erkek arkadaşının ne olduğu anlamına gelir? Ne oldu? İskoç. Klas. Aynı zamanda düşündüren. Bir tane kaldı, Allah kahretsin. Ailesine bağlı muhabbet kuşuna ne denir? Ne denir? Babacık. Saçlarıyla ilgili çok büyük problem yaşamalarına rağmen insanları bolca güldürüp eğlendiren, ancak bir süredir ortada gözükmeyen 3 kişilik efsane ekip hangisidir? Hangisidir? Komedi dans üçlüsü. Harika. Lerzan Mutlu'nun mutsuz ve içe kapanık haline ne denir? Ne denir? Lerzan Özpetek. Şu an çok yalandan güldüm. Özür diliyorum. Hakkını helal ettim. Ya. Zaten Cihangir'de 3 hane güldü buna. Bir cenazeli bir şey vardı. Evet benim. Onun üzerine yine aynı sarkastikte gelen bir şey. Son şaka. Hadi. Umarım beğenirsiniz. Alzheimer hastasıyken kaybettiğim babaannemin izleseydi kesin aklını kaybederdi dediğim ve yılların eskitemediği iş nedir? Nedir? Soğuk Savaş. Evet, Soğuk Savaş'ın bu bölümünün galibi Ali Biçim, Eda Biçim ve Mesut Can Tomay oldu. Tebrikler. Kazananlardan bir ricamız oluyor. Onlara hazırlanma fırsatı vermeden bir kazanma hareketi istiyoruz. 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1. Harika. Hazırmışlar. Tebrik ediyoruz. İyi hazırlanmışsınız. Nasıldı kazanmak? Güzel bir his. Güzel bir duygu. Evet. Kızım bırak biz hissedelim. 3 tane patlangoç soruyla. Ben de kazandım. Tamam, kızacağız sorsun. Bir tane daha son. Bir tane daha. Hayır, bir sorusu var. O soru kapanış olur, biz gideriz. Gitmemiz lazım. Onunla o bitirelim. O soruyla bizi tehdit ediyor. Sorsun, tamam, sorsun. Onunla bitirelim. Şey al mi? Dinleyelim. Ha şey, evet. Onu söyle de Allah'ım. Şimdi, hı-hı, kendisine asla laf söyletmeyen erkek YouTuber. Kimdir? Halil Söyletmez. Hocam müsaadeni isteyelim. Biz de gidiyoruz. Yok.